Aşırı derecede bakıma muhtaç, zekası orta düzeylerde, çok fazla hareket yeteneği olmayan. Oyunculuk yeteneği gelişmemiş. Sessiz, sakin bir kedi ırkıdır Ankara kedisi. Hatta çocuklarla hiç arası yoktur desek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Yanlışlık olmasın da biz Ankara kedilerinden bahsediyoruz. Fatma Hanım, biz neyden bahsediyoruz? Biz de Ankara kedilerinden bahsediyoruz. Biz yanlış bir şey mi söyledik? O kadar çalışmışız burada. Doğrusunu sen mi biliyorsun Fatma Hanım? Az bir şey bile bilmezdim. Ben senden çok bilirdim. O zaman veteriner hekim ol da benden her şeyi daha fazla bil. Oldu mu küçük hanım? Biraz çalış istersen Abdullah abi. Oldu mu şimdi bu küçük hanım? Bizi millete karşı rezil ediyorsun. Bir daha seni yayına almayacağım, haberin olsun. Fatıma Hanım'dan korktuğumuz için cümlelerimi daha dikkatli bir şekilde seçmeye çalışacağım. Haydi şimdi Ankara kedilerinin genel özelliklerine bir bakalım. Ankara kedisi denildiğinde ilk akla gelen şey tabii ki de güzelliğidir. O bembeyaz bir tüy örtüsüne sahip. Görenleri kendisine hayran bırakan tarifsiz bir güzelliktedir. Tilkiyi andıran kuyruğu ve farklı gözleriyle bir bakan bir daha bakar. Gözler demişken Ankara kedilerinin gözleri 3 farklı renkte olabilir. Her iki gözü mavi olan, her iki gözü sarı olan ve tek göz dediğimiz bir gözü mavi, diğer gözü ise sarı olan tipleri mevcuttur. Her iki gözü sarı olan beyaz Ankara kedilerinin diğer göz rengine sahip olan Ankara kedilerinden sayıca fazlalığı vardır. Bir gözü mavi, diğer gözü sarı olan beyaz Ankara kedilerinin hepsinin sağır olduğu sanılır. Fakat bu asla doğru değildir. Sağırlık tüm kedi ırklarında olabildiği gibi Ankara kedilerinde de bulunabilir. Ve bu oran %2 ila 5'i geçmez. Köpük, oğlum. Köpük. Kulağına iyice yaklaşalım. Köpük, oğlum. Biraz da kulağına iyice. Köpük, oğlum. Arkadan yap tatlım. Bakacak mı seni? Duymuyor maalesef. Oyunculuk yetenekleri fazlasıyla gelişmiştir. Kimi zaman sizin ayaklarınıza pusu atar ve terliklerinizde oynar. Kimi zaman ise çocuğunuzun saçından kendisine bir oyun malzemesi çıkartabilir. Acıtma kızımın saçını. Teşekkür borçlusun. Sen niye yoluyorsun kızımın saçlarını? Ha? Kopartıyor kızımın saçını be. Koparttı koparttı inan ki. Evinizin her köşesindedir Ankara kedileri. Kimi zaman bir poşetin içerisinde görmeniz mümkünken, kimi zaman buzdolabının üzerinde geziyor olabilir. Bu onların rutin davranışlarından sadece birkaçıdır. Yatarak müzik dinlemeye ve çayın yanındaki pastaya bayılırlar. Çocuklarımızla geçinemez diyenlere asla aldırmayın. Çünkü saf ve temiz çocuklarımızın kalbi gibi Ankara kedilerinin kalbi de temizdir. Bir Ankara kedisine sahipseniz böyle mutlu aile fotoğraflarınız da çoktur. Her kapı açık kalınmalı ve girilmedik hiçbir yer bırakılmamalıdır. Sizin onu değil, onun sizi gözetmesine alışsanız çok iyi edersiniz. Tırmalama tahtası mı o? Alırsınız evinize,
sadece sembolik olarak bir köşede durur. Çünkü Ankara kedilerinin kanepeleri daha fazla sevdiği unutulmaması gerekir. Aferin oğlum, yırttın yırttın. Üzüm. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun ya? Sabah kalktığınızda sizle beraber akan musluktan su içmeye bayılan uzun tüylü bu yaramaz kedinizi taramak isteyebilirsiniz. Fakat buna çok da fazla müsaade edeceğini düşünmüyorum. Bu konuda Buket Hanım bakalım nasıl bir yol izliyor. Ankara kedileri yaramaz mı yaramaz bir kedi ırkıdır. Fakat bir o kadar da sempatik ve duygusaldır. Hatta videonun ilk başında sıralamış olduğumuz özelliklerin tam tersidir diyebiliriz. Sizin üzgün olduğunuzu anlarsa kendisi yanınıza gelir. Parantez içerisinde çok nadir olan bir durumdur bu. Ve kucağınıza kurulur. Tuvalete dahi gitmenize izin vermez. Ve bu duygusal anınızın geçmesi için elinden geleni yapar. Bir sonraki videomuzda inşallah Ankara kedisi ile çok fazla karıştırılan Van kedileri arasındaki farklara değineceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın.